Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte felsefe okuma ve yazma konusunu işleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. İlk öncelikle hangi konuları işleyeceğiz? Onlara bir bakalım istiyorum. Felsefi paragrafların analitiksel ve sentetik yaklaşımına bakacağız. Sorunsalı belirleyeceğiz. Metni anlamak için gerekli olan aşamaları irdeleyeceğiz. Haydi hemen konumuza başlayalım. İlk öncelikle felsefi metin okuma ve yorumlama yöntemlerine bir bakalım. Aslında biz bu bölümde felsefi bir metnin nasıl yorumlanacağına ilişkin, nasıl okunacağına ilişkin yöntemleri belirleyeceğiz. En temel ilke düşünce nesnesinin ve temel kavramların sınırlarını belirlemektir. Neden sınırları belirlemektir diyorum. Mesela özne dedim. Özne dediğimde çevremde bir sürü özne olabilir. İnsanların Ali, Ayşe olabilir ama bunu sınırlandırmam gerekiyor. Ali'den mi bahsediyorum, Ayşe'den mi bahsediyorum? Sınırlandırmam gerekiyor. Özün belirlenip metnin anlaşılabilmesi için kavramları doğru tanımlamak gerekiyor. Ben özne dedim, Ali dedim. Ali kimdir, nedir? Bunu doğru tanımlamam gerekiyor. Kavramların doğru tanımlanması metne yüklenen anlamların aslında metin dışı olmasını önler. Yani ben özneden, Ali'den bahsediyorsam Ayşe'den bahsetmeyeceğim. Sadece Ali ile ilgili paragrafa konu edineceğim. Kavramların tanımlamaları ve sınırlamaları ise analiz ve sentez yöntemiyle aslında kavramların tanımlarını bilmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Hemen bu bağlamda analitik yani çözümsel yaklaşıma bakalım istiyorum. Bir ibareyi ya da yapıttan bir parçayı unsurlarına ayırmamız gerekiyor. Biz bunu aslında analitik yaklaşımla yani çözümsel yaklaşımla yapıyoruz. Ele aldığımız metni parçalara ayırmak araştırmada felsefi metinlerin anlaşılması için aslında bir devenin bir hareket noktasıdır. Analiz yaptığımız metni sonraki aşamalar için hazır hale getirmiş oluyoruz. Diğer bir aşamamız ise sentetik yaklaşımdır. Sentetik yaklaşımdaki amaç ise bir bütünü yalın unsurlarından yola çıkarak yeniden kurup yeniden yazma işlemidir. Biz bunları genelde Türkçe paragraf sorularında da kullanıyoruz. Metindeki unsurları cümlelerle beraber yalın unsurlardan çıkarak en karmaşık hale doğru götürüyoruz. Karmaşıktan yalına gidemeyiz. Yalından karmaşığa gitmek zorundayız arkadaşlar. Kavramları açıklamaya yönelik her çalışmada aslında bir kavram diğer kavramla ilişkisini ortaya koyuyoruz. Mesela doğru, yanlış kavramları dedik. Biz doğru kelimesinde yanlış kavramını da açıklarken aslında birbiriyle ortak noktaları da ortaya koymuş oluyoruz. Ama çözümlediğimiz farklı unsurlar arasında bağlantılar kurmaktır diyoruz arkadaşlar. Peki sentetik yaklaşım yaparken mutlaka düzenli yaklaşımdan da yararlanmamız gerekiyor. Yani sentetik yaklaşımla düzenli yaklaşım aslında birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Düzenlidir, hemen bu kavramı bir açıklayalım. Aklın gereklerini uygun bir düzenleme yapmaktır. Yani siz normalde bir ders çalışması yaparken de hangi derse çalışacağınızı önünüze kitapları koyarsınız. Dolayısıyla bu da sizin için bir düzendir. İyi bir çalışma aslında ne demiştik? En yalından en karmaşık olana doğru gidendir. Bir düzen olmadan kavramlar arasındaki ilişkiyi de aslında anlayamayız. Çok karmaşık bir paragraf olduğunu düşünelim. İşte bir özneden bahsediyor, bir nesneden bahsediyor, bir Ali'den bahsediyor, bir Ayşe'den bahsediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Karmaşık düzen olmadığı zaman kavramlar arasındaki ilişkiyi de aslında doğru bir şekilde anlayamıyoruz. Metne bütünlüğünü veren bir düşünce çizgisine başvurmak. Felsefi bir okuma yaparken okumaya bütünlük katan, yön veren düşünceyi bulmak için aslında kavramların iç dinamiğini harekete geçiren, ona düzen katan, metne düzen katan düşünceyi izlemek önemlidir. O yüzden metne bütünlüğü veren çizgiyi başvurmak önemlidir diyoruz arkadaşlar. Hemen bunu bir soru bağlamı üzerinden değerlendirelim istiyorum. Yine söyleyeyim, felsefi bir metni okumak aslında Türkçe bir paragrafı da yorumlamak gibidir. Hemen bakalım, soru üzerinden örnekleyelim. Gerçek dünya, duyularımız ile bağlantı kurduğumuz, devamlı değişim ve bozulma halinde olan içinde yaşadığımız alandır. Değişim ve bozulma halinde olan içinde yaşadığımız alandır. Bu dünyanın objeleri birer gerçeklik örneği olmalarına karşın değişmez bilgiyi vermez.
Geldim soruma. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Biz ne yaptık aslında? Paragrafı kavramlardan yola çıkarak çözümlemeye çalıştık. Analiz yaptık, sentez yaptık. Yani hem çözümledik hem birleştirdik. Hemen bakalım şıklara. Ulaşılamaz diyor. A şıkkında gerçeklik değişim ve bozulma halindedir diyor. Evet, ne diyor aslında bize bakın. Objeleri birer gerçeklik örneği olmalarına karşın değişmez bilgiyi vermez. Dolayısıyla doğada değişen bilgi vardır diyor. O zaman bunu onayladım. B şıkkına geldim. Bilgi bağının süjesi obje ile bağını algısal yolla kurar diyor. Hemen geldim obje ve süjenin geçtiği yere. Gerçek dünya duygularımızın kurduğumuz devamlı değişim ve bozulma halinde olan içinde yaşadığımız alandır. Bu dünyanın objeleri birer gerçeklik örneği olmalarına karşın değişim içerisindedir dedik. Bunu da bulduk. Gerçeklik organlarımıza konu olan şeyleri ifade eder. Evet, ne dedik? Gerçek dünya duyularımız ile bağlantı kurduğumuz demek, aslında duyu organlarımıza konu olan şeyleri ifade ediyor. D şıkkında ise gerçeğin bilgisi kesin ve değişmezdir dedik. Hemen geldim son cümleye, ne yaptık? Objeleri birer gerçek örneği olmalarına karşın değişmez bilgiyi vermez dedik. Dolayısıyla bu şık paragraftaki metni yorumladığımızda yanlış oluyor arkadaşlar. E şıkkına da hemen bir bakalım. Gerçekliği olan objeler değişkenliklerinden dolayı kalıcı bilgi vermez. Yine kalıcı bilgi vermez dediğimizde paragrafın son cümlesine gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen sorunsal, yani problematik düşünceye bakmamız gerekiyor. Biz felsefede konuları işlerken ne yaptık? Mesela Tanrı var mıdır sorusunu inceledik. Doğru bilgi var mıdır sorusuna baktık. Ne yaptık aslında? Biz burada sorunsalı yaratmaya çalıştık ki sorunu yaratalım. Sonrasında onunla ilgili ne yapıyoruz? Paragraf oluşturuyoruz, bilgi oluşturuyoruz. Metni okurken ya da yazarken problemin ilk öncelikle açığa çıkarılması gerekiyor. Problemlerden yola çıkarak temel soruna ulaşıyoruz. Yani problemlerden yola çıkarak biz ne yapıyoruz? Problemi ortaya koyarak temel soruna ulaşmış oluyoruz. Problem şu düşünceye dayanmalıdır arkadaşlar. Metin yorumlama ya da bilimsel incelemede söz konusu olan akıl, yürütmenin arkasında açıklanması gereken felsefi bir sorunun olması lazım. Sorun ne mesela? Tanrı var mıdır? Doğru bilgi var mıdır dediğimizde biz ne yapıyoruz aslında? Felsefi düşüncenin arkasındaki sorununu belirlemiş oluyoruz. Belirlenen sorun aslında düşüncenin hareket noktasını, metnin akışını destekleyecek düzeni bize belirlemeye olanak sağlıyor. Peki biz metni anlamak için hangi hazırlık aşamalarından geçmemiz gerekiyor? Bunlara bir bakalım istiyorum. İlk aşamamız hazırlık aşaması, ikinci aşamamız dil bilgisel yapı, üçüncü aşamamız metindeki kavramlara yönelik inceleme, dördüncü aşamamız ise sorun, yani ileri sürülen şey, metnin getirisine bakacağız. Bunlara tek tek şöyle kısaca bakalım istiyorum arkadaşlar. Hazırlık aşamasında neye bakıyoruz biz? Hazırlık aşaması ilk basamağı oluyor metnin yorumlanmasının. Bu aşamada metnin hareketi nasıl ilerlediği belirlenerek aslında dil bilgisel aşamasını incelemiş oluyoruz. Yani bir sonraki aşamayı incelemiş oluyoruz. Bu inceleme ile metindeki genel düşünce belirlenmiş oluyor ve metindeki sorunsal ve sorun metnin önüne çıkardığı düşünceyi ortaya koyuyor. Geldim dil bilgisel yapıya. Her paragrafın kendi içerisinde bir dil bilgisel yapısı oluyor. Bunu gerek bağlaçlarla, gerek cümledeki içeriklerle sağlıyoruz. Metnin içindeki mantıksal gelişimi, düşüncenin açılımını ortaya çıkarmak için ikinci aşamada bir dil bilgisel inceleme yapıyoruz. Metnin içinde yer alan zarf sözcükler, bağlaçlar, nesneler aslında bize metni açıklamada açıklayıcı unsurlar oluyor. Bunlardan hemen birkaçını örnek verelim istiyorum. Öyleyse bunun sonucunda böylelikle gibi bağlaçlara bir bakalım. Hemen bunlar bize neyi söylüyor? Aslında tartışmayı kanıtlamayı bölümlemeyi sağlıyor. Hemen yazalım. Tartışmayı kanıtlamayı ve bölümlemeyi sağlıyor. Ben paragrafta bir şeyler yazdım. Dedim ki öyleyse ya da dedim ki bunun sonucunda dedim, ne yapıyorum aslında? Metinde kurmuş olduğum cümleleri sonunda ne yapıyorum? Kanıtlamaya çalışıyorum. Geldim çünkü bağlacına. Aslında bu bir düzenleme bağlacıdır ve bir açıklamayı beraberinde getirir. Metin yazdım, bir şeyler söyledim. Ali çalışkandır, Ali dersine çok çalışır. Çünkü dedim, sınava hazırlanıyor dedim mesela. Ne yaptım? Aslında çünkü ile bir
açıklama yaptım. Gelelim öyleyse bağlacına. Bir sonuç bağlacıdır. Sonuç yazalım şuraya. Bir sonuç bağlacıdır. Yine paragrafta yazdım. Ayşe çalışkan bir öğrencidir. Derslerine çalışır. Öyleyse dedim. Ayşe sınavı kazandı dedim. Ne yaptım bakın? Hemen sonuca bağlamış oldum. Çünkü ve öyleyse ise her iki bağlacın kullanımı aslında mantıksal yapıyı görmemizi sağlıyor. Ama ve oysa bağlacı ise düşüncenin hareketini ortaya koyuyor. Bir şeyler söyledim ama dedim. O zaman ne yaptım? Düşünceyle ilgili bir devinim noktası yarattım arkadaşlar. Hemen geldim metindeki kavramlara dönük incelemeye. Aslında biz bu aşamada kavramsal çözümlemelerle beraber inceleyeceğimiz parçanın da anahtarını vermiş oluyoruz. Yani her kavram kendi bağlamında değerlendiriyor. Özne ise özne ile ilgili bir açıklama yapıyorum. Nesne ise nesne ile ilgili bir bağlamda açıklıyorum. Kavramsal sorgulama metindeki anlamı daha iyi kavramamızı sağlıyor. En son aşamamız ise sorun ve ileri sürülen şey. Yani nedir? Metnin getirisi. Metni ve düşünceyi sorgulayarak temel güçlük yaratan şey aslında nedir? Ortaya çıkarılmış oluyor bu son aşamada. Peki biz konu biterken neleri işledik? Kısa bir konuydu arkadaşlar. Felsefi metin ve okuma 10. sınıf ünitelerimizin en son konusuydu. Kısa bir konu. Felsefi paragrafların analitiksel ve sentetik yaklaşımına baktık. Sorunu belirledik. Metni anlamak için gerekli olan hangi aşamalar var? Bunlara baktık arkadaşlar. Yorumlarınızı önemsiyoruz arkadaşlar. Video yararlı oldu mu? Bize öneri tavsiyen var mı? Ödüllü soruyu bulabildin mi? Videoya like atmayı unutma. Geçelim o zaman ödüllü sorumuza. Sorumuzun cevaplarını yorumlara bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.